Merhaba, hoş geldiniz. Binbir Konu Binbir Konuk programında bu hafta çalışkan, azimli, başarılı, yaratıcı, güzel, genç, Limassol Sosyal Sorumluluk Kurumu'nun gönüllü sanatçılarından araştırmacı, köşe yazarı, şair, sevgili Beste ile birlikteyiz. Merhaba Beste, hoş geldin. Hoş bulduk İpek, çok teşekkür ederim söylediklerin için. Beste, sana hayranım. Ne kadar çok şeyle uğraşıyorsun ve hepsinde de başarılısın. Sana özel bugün nazarlık getirdim. Ay, çok teşekkür ederim. Nazarlar değmesin bize, başarılarına. Böyle bir izlenim bırakabilmişsem ne güzel. Ama öylesin. Seni her gördüğüm, her zaman tanıdığımdan beri sürekli çalışıyorsun. Evet. Kitaplarım var, köşe yazılarım var. Bir süre televizyonda program yaptın. Bir sayfan vardı. Hala daha Kıbrıs Gazetesi'nde köşe yazılarına devam ediyorsun. Eğitimcisin. Limassol Sosyal Sorumluluk'ta gönüllüsün çocuklarla beraber. Yurt dışına gidiyorsun. Konferansların var, imza günlerin var. Dur Beste, dur. Bu enerjinin sırrı ne? Yani hayata bir şeyler bırakma ve öğrendiklerimi de aktarma isteği sanırım ben de. Yani hayata birazcık böyle bakıyorum. Böyle bir yer olmasını istiyorum. Sürekli öğrenen bir tarafım var ve öğrendiklerini de aktarmak isteyen bir tarafım var. Öğrenme zaten hiç bitmeyen bir süreç. Sürekli her gün, her an devam eden bir süreç. Ben bunu kabul ettim. Yani hem yaptığım işlerde öğreniyorum, hem de insanlardan öğreniyorum. Hem insanların içindeyim, hem de ayrı okuduklarımdan, gördüklerimden, duyduklarımdan öğreniyorum. Sonra bu öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. İfade etmek istiyorum kendimi. Belki dünyayı belki ülkemizi önce, sonra dünyayı değiştirmek ufacık da bir katkımız olabilirse, öğrendiklerimizi daha iyi bir dünya yaratmak, daha güzel bir ülke, daha yaşanabilir bir ülke yaratmak adına, yaptığımız işi daha ileriye götürebilmek adına bir ivme kazandırmak istiyorum. Neden ben olmayayım diyorum. Ya da gördüğüm herhangi bir noktada eğer ben onun daha iyisini görmüşsem bunu buraya niye yapmayalım diyorum. Ve hop neden olmasın sorusu sonunda tabii ki bir yeniliği, bir süreci getiriyor. Çalışma sanıyorum bence yani çok önceden hep çalıştığım için çalışmama bana hep böyle çalışmayınca ne yapacağımı bilmiyorum. Bir tuhaf, ne oluyor? Çalışmayınca falan. Gerçekten ne yapacağımı, nasıl dinlenilir mesela herhalde bilmiyorum. Hep böyle zamanı çok değerli görüyorum mesela. Böyle 3-5 saat hiçbir şey yapmadan geçirildiğinde çok üzülüyorum o zamana. Çünkü ömrün çok kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için, içinde bulunduğum çalışma alanları için hep yapılacak bir şeyler olduğuna inanıyorum. Hiçbir şey olmazsa kendime yatırım yapmak istiyorum. Yani okuyarak, öğrenerek. Böyle hep okuyacağım bir şeyler var. Hep öğrenmem gereken bir şeyler var. Çünkü sürekli değişen bir dünya, sürekli değişen bir yani bir şartlar var. Onlardan haberdar olmak adına sürekli okumam ve ya da sürekli çalışmam gerek. Bu da hep zaman alıyor ama zamanı ben öyle görüyorum. Dünyayı da, ülkemi de öyle görüyorum açıkçası. Yani böyle hep bir şeyler yapılmayı beklenen bir şeyler var. O yüzden onlara katkı koyma gibi bence bir hayat algısı. Çünkü eğer sizi biri gerçekten bu şekilde çalıştırsa, mesela bana biri böyle bu mesaisiz bir çalışmaya döner çünkü bir süre sonra. Yani mesela akşam ben 11'de girişimcilikle ilgili bir makale okurdum. Ama bir çalışma biçiminde okuyordum mesela. Mesela ona bakarsanız sonuçta bir tatil akşam işte yapacak başka bir şey de olabilir. Ancak o yapılmalı gibi. Başkası sizi zorlasa belki de olmaz. Ama o hayatı algılayış biçiminiz, hayatı görme biçiminiz, birazcık da sevme biçiminiz. Yani yaptığınız işi sevme biçiminiz, sevmeniz, öğrenme isteğiniz, hevesiniz. Senin içinden geliyor bu. Bir süre sonra hayatı yaşama biçiminize dönüşüyor. Ben zaten onu fark ettim oluyor. Yani. Durdurak yok sende. Durdurak yok. İyi bir şey mi bilmiyorum ama bu benim. Çok iyi bir şey. Bu benim. Yani bazı zamanlar ben de kendimi hani derim güzel olurdu. Böyle daha mesaili belki de. Daha durağan ama aksi takdirde de diğer yapılacaklar hep beklerdi. Ne yapalım? Evet. Çok güzel. Güzel devam, şeyler bırakalım. Devam. Hem gençlere İngilizce öğretiyorsun, hem de farklı gruplara şiirle ilgili bilgiler aktarıyorsun. Yani esasında tam zamanlı bir eğitmensin de farklı kitlelere. Sence en fazla vermek istediğin şey nedir?
Bir eğitimcinin ana amacı nedir? Nasıl bir eğitimcisin sen? Şimdi bir eğitimcinin tabii ki bugün biz tabii her açıdan bir kere dediğim gibi başa dönecek olursak bir kere öğrendiklerimi aktarma gibi bir gayretim var. Ama şimdi bir kere bir İngilizce öğretmenliğim var. Orada çocukların kullanabilecekleri, yararlanabilecekleri bir İngilizce öğrensinler istiyorum. Bir de artık eğitimin daha amaçlı bir halde daha kolay öğretmen için de, çocuk için de, daha aile için de daha anlaşılır bir halde ve daha kolay yürüyebileceğini düşünüyorum. Örneğin bugün bir kolej öğrencisinden bahsedersek, IELTS, TOEFL gibi artık bir hani İngilizce pasaportu olan sınavlar veya GC sınavları gibi sınavlar nezdinde, bir amaç nezdinde olduğunda daha kolay, çocuk daha kendini oraya ait hissedip daha çok hani öğrenme için gayret sarf eder ve en azından bir amacı olur. Diğer türlü de günlük yaşamda karşılaşabileceği bir İngilizceyi, tabii ki temelini, tabanını iyi tutturarak ve gerekli temeli alarak ve daha çok öğrenciye şans vererek, verecek bir yapıyı destekliyorum. Ve zaten müfredatlarımız da o yönde en azından artık yavaş yavaş oturuyor. Evet. Onun dışında tabii ki şiirle, sizlerle birlikte, Limasol Sosyal Sorumlulukla birlikte okullara gidiyoruz, çocuklara gidiyoruz. Orada aslında çocukların içindeki şiiri çıkardığıma inanıyorum. Ve o gün de size yaptığım açıklamada çocukların içerisindeki şiiri duymak istediğimi, onların içindeki şiirin ne olduğuna hiç dokunmadan, sadece şiire, öncelikle bir kere bir şiire yaklaşmalarını istiyorum. Şiirin onlar için ne ifade ettiğini duymak istiyorum ve onların gözünden gelecek olan şiire hazır olmamızı istiyorum. Yani birazcık da o günle ilgili bazı fotoğraflar da getirdim yanımda. Çok çok güzel bir çalışmaydı. Uzun bir çalışmaydı da. 3 hafta kadar sürdü. Evet. Burada da bütün sınıfı görebileceğimiz. Çocuklarla orada hem o güne kadar ellerinde olan kelimeleri, sözcükleri, hem o güne kadar yaşadıklarını, çünkü çocukların çok özel bir hafızası var, öğrenmeye çok açık bir hafızaları var, çok büyük hayal güçleri var, enerjileri var. Aslında onların her şeyi var. Onlar dünyanın en zengin belki de. Dinlemek lazım değil mi çocuklara? Evet, çok zengin çocuklar. Ve size o gün çok ilginçti. Çünkü sen o gün kolejden çıktın İngilizce konuşurken. Sonra bir ilkokula geldin koşa koşa. Ve hemen bir sınıfa girdin. Ve bu sefer de Türkçe şiir yazmaya başladın. İşte ben buna hayranım. Yani bu değişim, bu çabucak yani. Bu kadar fazla şeyi öğretme isteği ve farklı yaş gruplarına öğretebilme. Bu farklı bir kabiliyet. O da çok aslında özel, doğrudur. Örneğin bir lisede ders veriyorum ben mesela. Ondan sonra bir ilkokulla. Ama bir süre sonra hani insana yakın durdukça, ben hep insanların o yönde, yani çocukların içinde olmaya çalışırım, gençlerin içinde olmaya çalışırım. Belli yaş grubundaki insanlarla otururum. Yani onları tanıdıkça bence onlara nasıl cevap vereceğinizi bir süre sonra anlarsınız ya da bir süre sonra onlardan da öğrenirsiniz bazı noktaları. Ve başka çareniz yok. Yani ya bunu yapacaksınız ya da ben örneğin size diyecektim ki hayır, gelemem ben bu şekilde. Hayır, o çocukların içindeki şiire ulaşacaksak eğer, birilerinin elini taşın altına koyacaksa, o ben olabilirim, onu yapabilirim. Bu birazcık zor olsa da bunu en azından çaba gösterip bunu gerçekleştirebilirim. Neden olmasın? Gene o soruda neden olmasın? Gerçekten yani. O gün çocuklara çok değerli bir dokunuşta bulundun. O gün böyle kışla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Onunla ilgili videolarımız da vardı. Bir onları izleyelim. Çocuklarla beraber sanatçıları tanıştırıyoruz. Kimi zaman resim yaparız, kimi zaman tiyatro yaparız, kimi zaman şarkı söyleriz, kimi zaman da şiir! Şiiri seviyorum! Şiiri seviyorum! Ve karşı
14 yıllık öğretmenlik hayatım var. Bugün okulumuza, sınıfımıza geldiniz. Bizler için çok büyük bir katkıydı bu. Karakol İlkokulu olarak bu projenin içinde yer almaktan da çok mutlu olduk. Sınıfımızda şiire karşı bir ilgi oldu. İlk kez böyle bir etkinlikle karşılaştılar ve çok verimli olduğuna inanıyorum. İlgiyle, istekle takip ettiler. Beste Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Limassol Sosyal Sorumluluğa da bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri çok etkili bir çalışma oldu. Daha sonra hepsi ellerinden geldiğince yazmaya çalıştılar. En içine kapanık çocuğumuz bile elinden geldiğince bir şeyler yazmaya çalıştı. Şiir. Nedir şiir? Bugün ben de Limassol Sosyal Sorumluluk Kurumu ile birlikte Karakol İlkokulu'ndaydım. İlkokul 2. sınıf öğrencilerle birlikte şiiri konuşmak, birazcık da tabii ki sonunda da bir şiir yazmak adına çocuklarla birlikte. Ben kendi şiir anlayışım açısından da hep çocukların içindeki şiire müdahale etmemeyi çok çalışırım. Bugün o yüzden onların üzerine kurduğum, inşa ettiğim düşünceyle birlikte geldim sınıfa. İlk olarak onların içindeki şiiri duymak üzere, onların şiiri tanımlamaları üzerinde durduk. Şiir onlar için neydi?
hafızalarındaki şiir neydi, onları duymak istedim. Neler içerirdi onların gözünden bir şiir, ne zaman okunurdu, neler anlatırdı onlara göre şiir, onları duymak istedim. Onları öncelikle bir birlikte yapmak istedim, bu atölye çalışması gibi diyelim biz buna. Bu aktiviteyi birlikte, onlarla birlikte yapmak istedim, onu konuştuk. Daha sonra tabii ki belli konular üzerine yoğunlaşmak ve daha da daraltmak adına konuşacaklarımızı ve yazacaklarımızı bir mevsim seçtik onlarla. Yani daha doğrusu ilk olarak onlara örnek bir mevsim şiiri getirdikten sonra mevsimden devam ettik ve kış üzerine çalışmamızı yaptık bugün. Kelimelerle birlikte bir çalışma yaptık. Kelimelerin ardından onların kafalarındaki, yaşamlarındaki, hayatlarındaki fotoğraflara gitmek istedim. Orada o canlanmayı, o canlandırmayı bulmak ve bir de o hislere ulaştırmak istedim aslında çocukları. Çünkü oradaki o fotoğraflara ulaşınca aslında onlar o yaşanana ulaşacaklardı, o gerçeğe varacaklardı. Aslında bu disiplinler arası sanatsal bu etkileşim çerçevesinde de bence gerekli olan bir çalışma ve sanatların da birbirinden aslında yararlanabileceğinin de göstergesi olan çalışmalardan bir tanesi. Ben bu çalışmaya çok inanıyorum. Çeşitli çocuk gruplarımla birlikte yaptığım çalışmalarda kullanabildiğim kadar kullanıyorum. Farklı sanat dallarından yararlanıyorum. Bunun sonunda biz bu aktiviteyi yaptıktan sonra şiiri önce konuştuktan sonra, şiir örneklerimizi konuştuktan sonra, kelimelerimizi ve gözümüze canlandırdıktan sonra şiirimize geçiyoruz. Evet. Ve en sonunda tabii şiirlerimizi paylaşıyoruz. Çocuklar için bir zaman veriyoruz. O zaman benim için çok önemli. Yani çocuklar için önemli olduğu kadar çocukların kendiyle baş başa kalmaları, çocukların şiirleri üzerinde zaman harcamaları, yazacakları üzerinde zaman harcamaları benim için çok önemli. Onlar için de önemli. Şiiri seven yetişkinler belki ortaya çıkacaktır da günün sonunda. Onun için bu aktivite önemlidir. Onun dışında kişisel gelişimleri içinde, kendilerini ifade edebilmeleri içinde hem bu aktivite hem de şiirin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kışın havalar soğuk olur, yağmur yağar. Bulutlardan damla damla su akar, sıcak biter, soğuk gelir. Hoş geldin kışa. Herkes hazırlandı kışa. Herkes hazırlandı kışa. Bazıları bütün kış uykuya daldı. Ben kışta sabah açıp oturuyorum ve televizyon izliyorum. Sonra dışarı çıkıp arkadaşlarım ile kardan adam yapıyorum. Ama dışarıya çıkmadan önce üstüme kalın kalın giysiler giyiyorum ve sonra arkadaşlarımla oynuyorum. Havalar soğur, hayvanlar yuvalarına girer. Çocuklar çıkıp kardan adam yapar. Ya da botlarıyla yağmurun üzerinde koşarlar. Yağmur yağar, kar yağar, çocuklar oynar. Herkes mutlu, heyecanlı ve kış tutkusunu izler. Bütün çocuklar kar ve yağmura sevinir. Güzel cümleler. Kışın hava soğuk olur. Çocuklar oyunlar oynarlar. Evde sıcak çikolata içeriz. Şöminenin başında ısınırız. Ne muhteşem bir gündü Beste. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten yani hem çocuklarla olmak hem de çocuklarla şiiri konuşmak, onların enerjisinden almak ve onların en sonunda yazdıklarını okumak, birlikte okumak. Sonra senin de o muhteşem girişin sınıfa. Bence güzel oldu. Bundan sonra da bu yılda devam edeceğiz. Evet inşallah, devam ediyoruz. Diğer okullardaki çocuklarla da buluşarak. Yani böyle güzel bir başlangıç yaptık, bırakmak olur mu? Değil mi? Seninle beraber yola devam. Besteciğim, senin eğitim hayatında, yani hani sen üniversiteden mezun oldun ama yeterli bulmadın yine. Yüksek lisans ve hatta sonra doktora da. Çok başarılı bir akademik kariyerim var. Bize biraz bundan da söz eder misin? Evet, aslında hep
o kendini geliştirmeye ve yeni yenilikleri takip etmeye çalışan bir yapım var. İngiliz dili eğitimi lisansından sonra o dönemlerde Kuzey Kıbrıs'ın bu Avrupa Birliği'ne bağlanma günleriydi, o referandumların zamanıydı. O dönemde de benim düşüncelerim oldu, hani o toplumla ilgili ya da o konularla da ilgili. Ve Avrupa İşletme Yönetimi üzerine bir yüksek lisans programı açıldı ve o programa dahil oldum. Bu program Rouen School of Management, Fransa'daki işletme okuluyla burada Lefkoşa Üniversitesi'nin ortaklaşa bir programıydı. Bu programı yaparken bir süre burada başladık. 3 kişiydik biz full time bu programı yürüten. Ardından ben diğer arkadaşlarla birlikte 3 ay boyunca Fransa'da kaldık ve programı tamamladık. Bonjour. Bu evet. Bu programda Avrupa hukuku, Avrupa'daki işte iş etiği, uluslararası hukuk, işte Euro'nun Avrupa ekonomisine etkileri gibi ders, 16 ders aldık biz bu Şimdi süreçte. Bunları anlatırken başka bir beslek kalıbı görüyorum. Başka bir alan yani. Var aslında. Evet, evet. Belki bu yönde de artık yavaş yavaş konuşmak ve bu yöndeki birikimlerimi de aslında aktarmak isterim. Ondan sonra küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomiye katkısı üzerine bir tez yazdım ben. Ondan sonra ben o programı yürütürken, lisansüstü programını yürütürken ve orada kaldığımız sürece işte Brüksel'e ziyaretlerimiz oldu. Çeşitli programlar aldık ve orada ben bir kelimeyi keşfettim. Kelimenin adı girişimcilik. Girişimcilik, o kelimeyle tanışmak beni çok etkiledi. Çünkü bir kere insanın içindeki o girişimci ruhu keşfeden ve her ne yaşta olursa olsun ona içindeki hayale koşma şansı veren ve sonrasında ben tabii işin iş boyutuyla yani iş kurma, ekonomik boyutuyla ilgileniyorum. Daha farklı boyutları da var girişimciliğin ama bu iş kurma, içindeki hayale koşma, onu hayata geçirme ve sonrasında kurduğu o işle hem hayalini gerçekleştirme hem bir aileye sonuçta ekonomik bir altyapı kazandırma ve günün sonunda da bir başkalarına da iş sahası yaratma şansı verdiğini Muhteşem. Fark ettim. Kadın girişimciliğin çok önemsendiğini, gençlerin ve okullardaki birçok müfredatların bu noktalarda düzenlenmeye başlandığını, hatta çocukluk çağlarından bile o yaşlardaki çocukluğun kaç yaşında olursa olsun o yaşlardaki müfredatlara bile girişimciliğin küçük küçük sızmaya başladığını okudum. Böyle bir banka okudum. Reklamı vardı çocuk hani küçük yaştan girişimciliğe başlardı. Önce mahallede su satar, sonra evet. ayran satar, evet. ayranla simiti birleştirir satar falan sonra derken büyük bir iş adamı olur. Evet bu bizim için de yani Kuzey Kıbrıs hem kendine özgü bu yaşadığımız o sorunlar, politik yıllardır boğuştuğumuz sorunlar hem de bu iş sıkıntımız, yıllardır bunun neden olduğu o göçlerden kaynaklı beni hep rahatsız etmişti. Yani o göçler, o iş sıkıntısı, çevremdeki gençlerin, bir küsmüşlük var. Çevremdeki gençlerin motivasyonunun düşmesi, hayallerinin peşinden koşamamaları ve hep bu umutsuzluk benim canımı acıtmıştı. Ve ben o girişimciliği görünce o girişimciliğin bunun için bir fırsat olabileceğini düşündüm hep. Yani girişimcilik demek ki dedim biz girişimciliği doğru öğretebilirsek, bilinçli bir hale döndürebilirsek bizler de bilinçli girişimciler yetiştirip kendi ülkesinde, kendi hayalinin peşinde koşan çocuklar, gençler yetiştirebilir ve onun neticesinde mutlu aileler ve umut. Yaşayan bir umut geliştirebiliriz. Bunun sonu, bu beni çok etkiledi. Yani oradaki o girişimcilikle tanışmam. Daha sonra adaya döndüm. Ve o süreçte hep düşündüm. Yani girişimciliği benim bir eğitim geçmişim var. Tabanım eğitim. Peki bu girişimciliği de bir kere öğrendim. Girişimciliğin de çok önemli olduğuna dair işte fikirler elde ettim. Geldim ve o süreçte 3-4 yıl boyunca hep onu kendi branşımla da, kendi yaptığım alanımla da nasıl birleştirip topluma nasıl ne noktada bunu daha yararlı bir hale döndürebilirim düşündüm ve günün sonucunda
bununla ilgili araştırmalara başladım. Ve mesleki ve teknik okullarda kullanılan bir girişimcilik modülü vardı bizde. Ancak o yararlı olmakla birlikte bazı noktalarda Kuzey Kıbrıs şartlarına uyumsuzdu. Yani bazı noktaları değiştirmek orada, gerekiyor. Kesinlikle, çünkü Kuzey Kıbrıs çok kendine özgü bir ülke. Yani ekonomisi gereği, şartları gereği, kültürü gereği o noktada bazı değişimler gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunun için de bir takım çalışması halinde, aslında dünyada da desteklenen modülü budur. Yani böyle sektörle eğitimin bir araya gelmesi neticesinde bir takım çalışması sonucu Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan mesleki teknik liselerinde okutulan girişimcilik modülünün Kuzey Kıbrıs şartlarına uyumlaştırılması üzerine bir çalışma, girişimcilik eğitimi çalışması yaptım ben. Beste, seni dinlerken ben yoruldum. Sen bu çalışmayı nasıl yaptın? 5 yıl boyunca Kumyalı'dan Lefke'ye kadar bütün okulları gezerek, girişimcilik dersi vermiş bütün öğretmenleri arayarak, bularak, girişimcilik dersi alan bütün öğrencilerle konuşarak, başarılı girişimcilerle görüşerek, meslek odası başkanlarıyla görüşerek, ülkede, üniversitede bu konuda müfredat hazırlama noktasında ya da mesleki eğitim noktasında ders veren hocalarla görüşerek, girişimcilikle ilgili makaleleri okuyarak, bu böyle bir yuvarlak masa, bir takım çalışması yaparak aslında özlenen girişimcilik modülünü yaratmaktı ve sonunda biz buna ulaştık. Yani ben bu ne çalışmayı çıktı sonuç? Tamamladım ve sonunda aldığım veriler ışığında, yani öğretmenlerin, öğrencilerin, sektördeki iş insanlarının, girişimciliğin partnerlerinin verdiği veriler ışığında o modülü yeniden düzenledim ve yeni bir modül çıktı ortaya. Böyle bir formül var mı bizimle paylaşabileceğin? İyi bir girişimci olmak için da gerekir. İyi bir girişimci başka, ama oluşturduğumuz veriler, örneğin veriler ışığında, zaten oradaki çalışma o veriler ışığında olması gerekir. Ama girişimciden konuşursak o başka. Sadece bunun bir kere daha altını çizerek demek istedim. Yani bu girişimcilik modülüyle ben hem öğrenciye okuyacağım modülün kendi okuyacağı modülü kendiyle de bir şeyler söylemiş oldu. O girişimcilik dersi almış çocuk o konuda bir şey söyledi. Öğretmen kendi okutacağı bir kitapla ilgili bir şey söyledi. Ve sektörle okullar arasındaki oluşabilecek o boşluk da bu şekilde engellenmiş oldu. Yani bence özlenen bir tabloydu ve önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Kendim yaptığım için değil, ancak bunun üzerine 3-4 yıl önce düşünerek bu noktayı buldum ve bence hep özlenen de nokta bu olmalıdır. Yani buna ihtiyacımız var. Yani eğitim eğer dış dünyaya, gerçek hayata yaşayabilir bir şeyler götürmek entegre istiyorsak olmalı, değil mi? Bu şekilde dış dünyada neler oluyor haberimiz olacak. Eğitim de bu noktada kendine ait tedbirleri alarak devam edecek ki çocuk çıktığında bilinçli bir şekilde neyle karşılaşacak, hangi tür bir piyasa, nasıl bir piyasanın onu beklediğini, iş gücünün ne noktalarda olduğunu, nasıl bir iş gücü gereksinimi olduğu noktalarında o cevabı bulsun ve bir sürprizle karşılaşmasın. Bu önemlidir. İyi bir girişimci olmakla ilgili, şimdi girişimcinin belli özellikleri vardır. Örneğin bir takım çalışmasına bir liderlik yapmak bir özelliktir, bir girişimci özelliğidir. Bir kere bugünü görmek, gerçekçi olmak da bir girişimci özelliğidir bana göre. Öngörü sahibi olmak, bir yarınla ilgili bir düşünceye sahip olmak, bunlar hep girişimciliğin özelliğidir. Ve bir de bir şekilde cesaretli olmak bence. O tabii cesaret bunlar bir süre önemli. Sonra sizin girişimci kimliğinize de dönüşebiliyor. Evet. Yani ben sizin için belli 6-7 tane kabul edilmiş, kabul edilir bir girişimci özelliği listeleyebilirim. Ancak bir süre sonra siz kendiniz bir girişimci... Ben onlardan bambaşka bir şey yaratırım. Önce bunları yaparsınız, ondan sonra belki de kendi girişimci ruhunuzu doğurursunuz diye düşünüyorum. Bir tanım da ben eklerim o listeye. Yaparsınız. Girişimci ruhunda. Bizim ihtiyacımız olan, sevgili İpek, bilinçli bir girişimci. Bilinçli. Çünkü insanlar iş kuracağında... Her yaşta, ne yaşta olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, insanlar paralarını koyuyorlar ortaya, enerjilerini koyuyorlar, zamanlarını koyuyorlar ve aileleri de onlarla birlikte bu işi kuruyorlar. Tek yalnız değiller, onların arkalarında mesela bir adam bir iş kuracak,
4 kişilik bir ailesi var. Ve bir kadın iş kuracak diyelim. Veya bir kadın iş kuracak. 4 kişilik bir ailesi var. Ve bunların sonucunda bir ufak o başarısızlık ya da istenmeyen sonuçlar bir sürü başka türlü sonuçları da doğurabiliyor. O hayal kırıklığından tutun da o ekonomik problemlere kadar götürebiliyor ve ciddi sonuçları var. Bugün bizim ihtiyacımız olan bilinçli girişimcilerle doğru adımlar atarak hangi noktada daha risk alabilir bir noktada durmalarını, hangi noktada yürüyebilmelerini. Bu konuda daha çok yazmalısın. Evet, belki bu konuda. De. Zaten köşen de var, belki de bu konularda. Bu konulara da artık çünkü yani var olan girişimcilerin de bazı noktalarda zaman zaman güncel bilgiler almaya ihtiyaçları vardır. Zaman zaman bu konuda onların seminerlerle belki de o bir araya gelişe de ihtiyaçları vardır. Önemli olan farkında olarak ilerlemek. Ülkedeki gündemi takip ederek ilerlemek, dünyada neler oluyor, bu noktada neler yapılıyor ve kesinlikle adımlar atmak diye düşünüyorum. Mesela seni böyle dinlemek istiyordum ama hani programdayız diye dik durayım dedi. Çok güzel anlattın ama ben böyle hayretler içerisindeyim. Çünkü burada tam eğitimci, akademisyen, araştırmacı bir besteyle karşılaştım. Ki ben senin o şair beste sakallığıyla içindeki şair kadınla daha önceden tanışmıştım. Şimdi başka bir kadın çıktı karşıma. Toplum genelde o yönümle tanışmıştır. Evet. Ama bu yönüm, bu yönde toplumun da aslında toplum içinde bence çok yeni olacak bir alan diye düşünüyorum. Yani bir şekilde öne çıkmış ama biraz daha öne çıkmaya ihtiyacı var ve toplumun da bu konuda farkındalık yaratmak da istiyorum açıkçası. Çok değerli sürprizlerle dolusun. Bir kez daha tutayım. Hatta bunu senin masana koyalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi birazcık da şiirden bahsetmek istiyorum. Görüyorum ki yanında iki tane kitabını da getirmişsin. Dip ve İhlali. Ben de ihlali almıştım. Evet. Hep bugünü bekledim. Belki bana imzalarsın diye. Yanına bırakıyorum. Programdan sonra da lütfen imzalamanı isteyeceğim. Tabii ki. Ben bu şiir kitabını şöyle okuyorum. Yani hepsini birden okumadım. İlk aldığımda şöyle bir bütün sayfaları baktım. Birkaç şiir okudum. Ondan sonra çalışma masamın üzerinde duruyordu. Bir ara yatağımın kenarında duruyordu. Ve ara ara okuyorum şiirleri. Bir şiir zaten bir roman gibi okunmaz. Evet, eğer şiir nasıl okunur? Yani tabii o da hani onun üzerine benim kendi düşüncem. Ben kendim de bir şiir okuyucusuyum çünkü. Yani bir okuyucu olarak. Eğer bir şiir, ben şöyle okurum. Bir şiiri okurum, kapatırım. O şiir bana neler düşündürür? O şiirde neler demek istemiş? Önce şair neler demek istemiş? Sonra o şiir bana neleri hatırlatmış? O şiirde geçen kelimeler nasıl dizilmiş? Nasıl bir sesi var o şiirin? Bir şiiri çok uzun okurum ben. Ve belki de bir romandan daha uzun sürer bir şiir kitabını bitirmem. Evet. O yüzden yani ben kendim bir kitabı olduğu gibi bitirmeye çalıştığımda ya o kitaba birazcık haksızlık ettiğimi düşünürüm ya da çok fazla böyle nefes nefese kalırım. Halbuki şiir daha sakin. Daha hani yudum yudum böyle her yudumun tadına vara vara. Bu tabii benim bir okuyucu olarak yaptığım. Ama mesela diyebilirsiniz ki ben bir şiiri bir solukta okurum. Ondan sonra bütün şiirler kafamda, aklımda, yüreğimde gezer, dolanır. Ben onlarla birlikte olurum. Öyle de diyebilirsiniz. Ben insanların her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi yollarını bulmalarını isterim. Çünkü benim tek istediğim insanların şiir okuması. Evet. Nasıl isterseniz yani nasıl okumak istenirse okunabilir. Bu bir metottur. Yani şeye benzer bu. Ben okuyarak öğrenirim, ben dinleyerek öğrenirim, ben görerek öğrenirim. Bu bir yoldur. Önemli olan şiir okumaktır. Nasıl istenirse okunsun. Öyle okusun. Evet. Beste Sakallı şiirle nasıl tanıştı? Beste Sakallı şiirle nasıl tanıştı? Herkesle aynı zamanda tanıştı. Kitapların arkasına şiirlerin karalandığı, şarkı sözlerinin yazıldığı dönemde Sizin Aksular yazıldı. O da tanıştı. Şiir okuma zamanlarında hep Beste Sakallı okulda okurdu. Sonra kompozisyonlarının şiirlerinin altına güzel öğretmenler güzel yazılar yazardı. O dönemlerde tanıştım ben de. 13-14 yaşımda tanıştım. Hatta ilk şiirimi her zaman söylerim. Bir yarışma vardı. İlk şiirimi yazıp gönderdim. Ve o ödül aldım. Ondan sonra tekrar okulda da devam ettim. Kendim de devam ettim. Sonra tekrar bir iki yarışma oldu. Onlara katıldım. Sonra kitaplar derken şiire karşı kendimi sorumlu buldum.
bir istikrarı, bir başarıyı yakalamak istedim, ileriye götürmek istedim. Kendi içimdeki şiirin başka şiirlerden farkını bulmak istedim. Hı hı. Şiire tam vardım derken o ufuk çizgisi gibi tam elimi uzattım derken o hep bir uzakta çıktı. Ay ne güzel. O da yani şiirle olan bağımı daha da pekiştirdi açıkçası. Çünkü şiirin bir varış belki de bir süreç olduğunu düşündüm. Sonra bir süre sonra şiirin bir kendin olduğunu fark ettim. Yani senin kişiliğin neyse şiirin bir süre sonra ona dönüşüyor. Yani sen nasılsın? Örneğin sen cesur musun? Örneğin sen cesur dürüst müsün? Yazıyorsun. Samimi misin? Konuşmayı sever misin? Duygusal mısın? Nasıl biriysen bir süre sonra parmak izine dönüşüyor. O şiir o oluyor. Yani ilk belki belli etkileşimler olabilir. İlk bir şiirin bir öğretisi olabilir, bir başlangıç noktası olabilir, bir basamağı olabilir. Ancak bir süre sonra tırmandığın yerden kendine giden yolları takip ederek şiire de giden yolları takip ettiğini görüyorsun aslında. Yani senin şiirlerini okuduğumuzda senin hayatınla ilgili, bakışınla ilgili bir şeyler orada samimi bir şekilde görüyoruz. Bence görülür, bundan kaçış yok. Yani ben çünkü bir kere her zamanki, ben samimi, ben insan olarak da, şiir olarak da samimi bir şiirden yanayım. Ve hani bir söz vardır, kalbi duymak istersen kalbi açacaksın. Hayatı yaşamak istersen, yani hayata uzaktan bakamazsın. Böyle bir şansın İçine yok. İçine gir, yaşa. Gireceksin. Evet. Evet, hatanı da yapacaksın. Evet, tanıyacaksın. Evet. İnsanı da öğreneceksin. Evet. Ama bu şekilde. Evet. Hayata ve insana uzak durarak, hayata ve insana dair yazılar yazamayız. Şiirler yazamayız. O yüzden ben kendi hayat anlayışım bir süre sonra şiir anlayışıma dönüştüğünü fark ettim. Bunu söyleyebilirim. Biz de bugün bu kadar güzel, önemli, değerli bir şairle beraber olacağız. Dostumuz, arkadaşımız. Kibereti'ye de geldin. Herkes bir mutlu. Yalnız stüdyoda arkadaşların, burada İzlem kameramanı, senin dostun. Daha önce 2 yıl, 3 yıl beraber mi çalışmışsınız? Buradaki bütün arkadaşlarıma da çok sevgi ve selamlarımı. Çok güzel karşıladılar beni. Onlarla birlikte yaklaşık 2 yıl birlikte ben de çalıştım. Ben de kıskandım ya. Ne kadar seviliyorsun öyle. Çok... Ama... Dün akşam bir çalışma yaptık biz de. Madem ki bir şair konuğumuz var. Evet. Şiir ne demektir üzerine? Minik bir araştırma yaptık. Paylaşmak istiyorum şimdi elbette, seninle ve izleyicilerimizle. Hegel demiş ki, güzel sanatların en üstünü ve en zor olanıdır şiir. Fuzuli demiş ki, ilimsiz şiir harcı ve hesabı olmayan duvar gibidir. Ayrıca demiş ki, bir şiir yalnız o şiire giren sözcüklerden değil, esas girmeyen sözcüklerden meydana gelir. Onu, evet. Ahmet Haşim de demiş ki, şiir sıradan bir dil değildir. Şiir düz yazıya çevrilemeyen bir dildir. Orhan Veli de demiş ki, şiirlerini çok severek okurum. Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz? Yani ne kadar rahat da okusak esasında arkasından ne büyük bir emek vardı. Çok sevdiğim hem resimlerini hem de şiirlerini takip ettiğim ve oğluyla da tanışma imkanı yakaladığım Bedrahmi Eyüboğlu da resimi ve şiiri her zaman bir şiir edasında dalgalanarak bazı şeylerin karışımıyla ortaya çıkarırım demiş. Hı hı. Buradan bir Bedrahmi'nin de resimlerine bakalım. Ve şiirin tüm sanat dalları gibi esasında çevirici, dönüştürücü bir gücü olduğunu söylüyor. Halktan alır, basittir, ozandan alır, kilimden alır, halıdan alır, dokumadan alır, masallardan alır öyküsünü. Bir sanatçı disipliniyle yorumlar ve tekrar herkesin sunumuna verir. Şiirlerinden bazıları da erik ağacı, çakıl, tuz, karadut, hani kitaplarından da anlıyoruz. Ve burada hatta getirdiğimde böyle yazma kalıpları var. Bedrahmi Eyüboğlu'nun bu yazma kalıpları da çok meşhurdur. Ahşaptan yapar ve en ünlü tasarımlarından biri de balıktı. Ben de İstanbul'da kaybetmeden önce oğluyla tanıştığımızda Bedrahmi Eyüboğlu'ndan bir şey almak istedim. O kadar sevdiğim bir sanatçıdan. Onların o gün yazma sergileri vardı. Sevgili Veliye Martı beni tanıştırmıştı ve oraya götürmüştü. Veliye Martı'nın tasarımı olan ve orijinal Bedrahmi Eyüboğlu kalıplarından baskı yapılan bu kıyafeti
özel senin için giydim. Bir şairi burada misafir ederken başka bir sanatçının, çok değerli bir sanatçının bir dokunuşu da bizim üzerimizde olsun istedik. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel, benim için şu an sözle ifade edemiyorum ama çok güzel. Hem yani şu anda anlattıkların, önce o şairlerin şiirle ilgili söyledikleri, evet. Ben o boş takıl, mesela ben oradayım şimdi, onları söyledin. Sonra evet. Bu hikayenin ayrı bir hikayen, sonra giydiğin. Çok güzel bir sürpriz oldu benim için, çok teşekkür ederim. Gerçekten mutlu oldum. Hepsini teker teker anmak, konuşmak. Sağ ol Besteciğim. Tabii bu araştırmaları ederim. Yaparken bir de baktım, Beste'den bende neler var? Kitabını buldum ki zaten kitabın her zaman başucumdaydı. Bir de şunu buldum. Evet. Yani sevgili Beste kapaktaydı, evet. İkinci şiir kitabını çıkardığında. Doğru mu? İkinci şiir kitabın mıydı? Bu kapaktaki. Evet. Yok. 7. 7. Oha, 7. Evet. 7 tane şiir kitabım evet. Var. Kaç ödülüm var Beste? 2. 2. Neydi ödüllerin? Edebiyat ödülü, hı-hı, ve hizmet ödülü, Türk Dünyası Hizmet Ödülü. Birçok imza ve sohbet gününe de katıldığını biliyoruz. Doğrudur. Orada mesela Samsun'daydım. Samsunlulara evet. Seslenmeden önce bir imza günümüz olmuştu. Sonra Samsun'daki izleyicilere, onlar da şu anda sosyal medya iyi ki var. Onlarla da iletişimimi hep sürdürüyorum. Orada tanıştığım gençler var. Orada şiirimi okuduktan sonra, onların sahneden indikten sonra yanıma gelip benimle kucaklaşmaları var. Benim için dünya artık böyle bir noktada. Şiirinle kucaklaştığın herkesle aynı dünyadasın, aynı yerdesin. Yaşadıklarınla, aldığın yaşla, öğrendiklerinle bence esas buluşma o. Şiir birazcık bir süre sonra o. Yaşın, yaşadıkların ve öğrendiklerin. Birçok da festivallere katılıyorsun şiirle ilgili. Evet. En son neredeydin? En son bir kere son Macaristan Pen Kulübü'nün davetlisi olarak Macaristan'daydım. Orada bir ödül törenine katıldım. Bu yıl bir Fransız şair ve Adonis'in ödül aldığı bir törendi. Ondan önce de Makedonya'da Struga şiir akşamlarında Kıbrıs olarak oradaydım. Yaklaşık 53 şairin katıldığı ve şiirlerimizin hem kendi dilimizde hem İngilizce okuduğumuz, hı-hı, dünyanın birçok ülkesinden gelen şairle evet. konuştuğumuz evet. Bir zamandı. Onun dışında işte Slovakya, Almanya, İngiltere, Türkiye. Şiir seni her yere götürüyor evet, gibi. Götürüyor. Şiirine her yere gidiyorsun. Şiir böyle bir dünya araladı bana. Ve orada mesela çok ilginçtir. Ben orada tabii ki bulduğum bütün imkanlarda sohbet ederim ben. İşte orada sizin ülkenizde ne oluyor, neler yapılıyor? Örneğin son Macaristan'a gittiğimde Macaristan'da neler yapıldığıyla ilgili bir mülakatım olmuştu mesela. Orada yapmıştım. Orada da bütün zamanları herkesi böyle işe sürüklerim. Hadi gelin bakalım, şimdi oturalım birazcık da konuşalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Yani orada mesela ben dip kitabımla gittim. Norveç'ten gelen başka bir şair arkadaşım, Endre Ruset, o kendi kitabıyla geldi ve neredeyse aynı şeyleri anlattı bana kitabıyla ilgili. Ben ilgin. Aynı şeyleri ve evet. mesela o, ben hep dip birazcık karanlık ya da koyu bir kitap diyelim. Karamsar duyguları da barındıran bir kitap olduğu için dedim ki beyaz olsun ki dengeyi sağlasın. Evet. İçi kara, dışı en açı olsun. Evet. Mesela o arkadaş oradan geldiğinde pes pembe, fosfor bir pembe yapmış kapağı. O da aynı düşünceyle demiş ki toz içerisindeki pembe. karanlığa karşı duran o fosfor pembe var ya, onun renginde bir kitap yapmış. O çatışmalar. Evet ve o çatışmayla. Yani ne güzel. O mesela evet. Norveç'ten gitti. Ben Kıbrıs'tan evet. gittim ve bunu düşündük ikimiz de. Bence bu çok güzel bir buluşma. Yani evet. bu noktalar işte ikimizin de günün sonunda bir insan olduğu noktasını. Duygular benzer olabilir. Yaşantılar, olsa da. Her şey evet. bir süre sonra benziyor. Her şey. Evet. Yeter ki insan olun. Yani bir süre sonra
bir sürü yani her şey benzemeye başlıyor zaten. Sevgili Beste, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Evet, tamam. Ama senden, tabii eğer istersen, ama biz çok çok isteriz. Yani bunun altını çizeyim. Bize bir şiir okur musun? Çünkü biliyorum sadece şiir yazmıyorsun. Şiir okuyan bir şairsin de. Tabii ki. Yaşasın. Şimdi o zaman bu şiiri hem senin için hem de BRT'de daha önce çalıştığım arkadaşlarım için, İzlem için, kamera arkasında teknik ekipteki arkadaşlar çok için. Çok teşekkürler. Daha önce çalıştığım o emekçi arkadaşlar için okumak isterim. Dinliyoruz zevkle. O zaman... Ağlayacak mıyız, gülecek miyiz? Ağlarız da güleriz de. Bıraktım, bir şiir vurdu beni. Sıyırdı dizeler gövdem diye gölgemi. Kafiyeli yaralar belendim. Her şairin acısından biraz eklendim. Beklerken seni bilesin, sevmeyi yeniden öğrendim. Hasretin kaçırdı son otobüsleri. Hani ayaz buralara uğramaz demişlerdi. Hani musallat olmayacaktı balkonlarıma gagası boş gelen güvercinler. Hani tek celsede boşayacaktın ayrılıkla beni. Ağırdan aldı ayrılık önce, sonra çöktü gece gibi üstüme. Sandım başa çıkacağım bu zaman denen illetle. Başa çıkacağım avlumda volta atan cüretkar hüznünle. Bu yokluğuna vurgu yapan iklimle, bu soluğunun şebboy kokulu rengiyle. Sandım yüzlerine bakabileceğim anılarının ilk günkü sevinciyle. Örgütlendi içimde senden kalan ne varsa. Hani kimlik gösterecekti özlemlerin girmeden sınırlarıma? Hani yetecekti bildiğim diller bu çalkantımı anlatmaya sana? Bıraktım, bir şehir yuttu beni. Silkeledi kalabalık, yalnızlığım diye aslında seni. Büzülmüş yaşamlar düşürdüm bu coğrafyanın acısını. Her sokağın darlığından darlığımı ve şiirin beni vurduğu yerde bekledim. Her beklediğimde sevmeyi yeniden öğrenerek bekledim seni. Ay Beste, çok güzel, gelip sana sarılmak istiyorum. O zaman devam ediyoruz. Bir şiir daha alalım. Evet, tamam. Bir şiir de bitirelim madem. Tüm sokaklar sesini geveliyor yüzüme karşı. Ve mevsim ve insanlar bıçkın bir şiir gibi içime susuyor. Akşam oluyor inadıma. Ah! Sığmak ne mümkün bu adanın sınırlarına? İliklerimde sonradan görme bir yalnızlık. Verandamda eline ayrılık tutuşturulmuş bir çocuk. Ne kadar yokuştur bu sokaklar, sen düşün artık. Ne kadar çocuktur, sen hayal et. Yetmezmiş gibi yüzün, diz boyu birikmiş karlar gibi. Şimdi de sesin pusu kurmuş. Yazın içinde kış kapanı. Ne zaman yazacak olsam... Yakalar beni kaleminden ve düşüncemden. Ne yazsam sesin. Oo, aşık mıydın? Aşık mıydım acaba? Tamam, orasını o kadar sorgulamayalım. Evet. Şimdi gerçekten hızlıca son bölüme geldik. Tabii, biliyorum sen bizim programımızı takip ediyorsun. Evet. Genelde cumartesi akşamları yayınlandıktan evet, sonra evet, haberleşiriz. Cumartesi evde kalan ben olarak. Ben de evdeyim hep cumartesi akşamları. Bir de cumartesi akşamları, pazartesi yazımı, cumartesi akşamları yazarım ben. Sonra bir bakarım herkes, orada burada, ben dedim ben evde. Yo, ben beklerim sonu, siz çıkın. Hafta sonu hep evdeyim. Evet. Büyük de keyif alıyorum. Evet. Bundan. Hem dinleniyorum hem çalışıyorum. O yüzden biliyorsun son bölümümüzü programın. Hızlıca ona geliyoruz. Tamam. Sana bazı sözcükler soracağız. Ne gibi çağrışımlar yaptığını evet, söylemeni isteyeceğiz. Tabii ki. Dinle bir böyle biraz eğlenelim, beyin jimnastiği yapalım ve seni birazcık daha yakından tanımak için. Tamam. Hazırsan hemen başlayalım. Hazırım. Kıbrıs. Ev. Benim için evim. Çiçek dolması. Kıbrıs. Kalem. Kalem bir ifade. Dil. Her şey bir dildir. Huzur. Huzur, yaşadığım yer. Boğaztepe benim için huzur. Heves. Heves. Benden biraz uzak. Yani hep böyle daha sürekli olan bazı şeylerin peşindeyim. Heves. Bu soruyu tüm konuklarımıza soruyoruz. Hı hı. Aşk. Aşk. Söyledik, söyleyeceğiz. Ama
aşk da var ama aşktan başka şeyler de var. Ne? Her şey de var. Yani aşkı hep konuşuyoruz. Hı hı. Aşkı konuşacağız ama aşktan başka konuşulacaklar da var. Ötesi de var, öncesi de var. Yani sadece hı. aşk yok. Yani şiirde de her ne konuda konuşacaksak aşkı da konuşacağız, aşktan başkasını da konuşacağız. En çok tanışmak istediğin kişi kimdir? Geçmişten biri de olabilir. En çok tanışmak istediğim, tanışmak istediklerimle hep gider tanışırım ama öyle birisi var mı? Memnunum tanıştıklarımla diyorsun. Evet. En çok ilgini çeken konu? En çok ilgimi çeken konu zeka, akılla ilgili olan her şey ilgimi çeker. Yaratıcılık çok ilgimi çeker. Çok güzel. Yani bir aklın, zekanın ürünü, yaratıcılığın ürünü beni her zaman ilgilendirmiştir. Sevgili Beste, senin için teşekkür etmek mi yoksa özür dilemek mi daha değerlidir? Samimi bir şekilde yapılırsa her ikisi de değerlidir. Ama bazı insanlar özür dilemeyi çok fazla diline dolar. Orada da özür dilemeye karşı bir refleks oluşturmam. O yapan insana karşı. Orada özür dilemenin bir suçu olmadığını düşünürüm. İnsana yüklerim o suçu. Evet. Ama dolayısıyla samimi olduğu sürece ikisi de benim için önemlidir. Değerlidir. Evet. Sevgili Besteciğim, bugün bize zaman ayırdığın için ve geldiğin için çok çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Eğer seni yorduksa da özür dileriz. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bütün yapımda, yayımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için tekrardan çok sana teşekkür ederim. Çok teşekkürler, iyi ki varsın. Ama hemen seni bırakmıyoruz. Böyle bir anı defterimiz tabii. var. Oraya bizim için bir şey yazmanı, çizmeni, belki bir şiir yazarsın. Elbette. Çok teşekkürler.